sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Evet yeni güne hazırlanmaya da devam ediyoruz doğal olarak. Saygı Öztürk bugün bizlerle birlikte. Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, sağ olun. Şimdi programda yeni bir bölüm hazırladık Saygı abi. Bu bölüm geçen yıl manşetlerde ne varmış acaba biz neler konuşuyorduk diye bir hatırlatma olsun istiyoruz. Ve bir anlamda da aslında çok fazla ilerleyemeden hep aynı şeyleri mi konuşuyoruz, aynı sorunlar içinde mi boğuluyoruz, bir türlü çözüm üretemiyor muyuz sorusuna yanıt arayalım istiyoruz. O hatırlatmayı ekrana taşıyalım. Geçen sene bugünün manşetlerine bir bakalım. tesinde manşette IŞİD davasına büyük karartma diye bir haber görüyoruz. Niye cinayeti denmiş? IŞİD'le ilgili bir dava var biliyorsunuz. Hala tartışılan bir konu. Geçen en son duruşmaya geldiler gelmediler diye o IŞİD'liler yoksa hapiste değiller mi? Kaçtılar mı? gibi tartışmalarla. Habertürk'ün manşeti lacivert ekonomisi demiş Habertürk gazetesi. 7 Haziran seçimlerinin atmosferi etkili oluyor galiba. O başlamış o etki. Ankara'da otellerin full olduğu, takım elbiselerle dolu olduğu otel ekonomisi diye aktarılmış Habertürk gazetesinin Adaylar belirleniyor çünkü o süreçte demek ki Hürriyet gazetesi gelin maddesi demiş bir miras sorunuyla ilgili anayasal bir e, durum e, bir tartışma konusu e, Hürriyet'in sevgili izleyiciler manşetinde yer buluyor. Gündeme dair bir haber olmadığını ifade edelim öncelikle. Ama şunu da söyleyelim. O günün gazetesinde ben bakarken notlarda çıkarmıştım. Arınç'ın da tartışılan sözleri var denilmiş. Milliyet gazetesinde atanma değil seçilme zamanı Mit müsteşarının AKP'den milletvekili olma süreciyle ilgili bir tartışmayı görüyoruz milliyetin geçen sene bugünkü manşetinde. Aynı zamanda sanıyorum şimdi ekrana gelecek. Milliyet gazetesi değil sadece konuyla ilgilenen Sözcü gazetesi de Tayyip'in kolunda Başbakanlık yolunda diye MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ...inanılmaz yükselişi diye bir e, kulisi, e, tartışmayı iki senaryo diye gündeme getirmiş. Erdoğan başkan olunca Hakan Fidan kabinede olacak, başkanlık olmazsa Fidan başbakan olacak diye bir yorumda bulunulmuş. Yeni Şafak gazetesinde de Hakan Fidan'ın manşette olduğunu görüyoruz. Hakan bana siyasette lazım ifadesiyle sevgili izleyiciler. Hakan Fidan'ın e, ama e, sonrasında hatırlanacaktır ki siyasete geçişi mümkün olmadı... Erdoğan'ın istemediğini biliyoruz. Evet Saygı abi ne dersin? Geçen sene bugün ilginç şey. Geçen sene gör, gördük işte. IŞİD davası devam ediyor. Başkanlık tartışması o günden itibaren başlamış. Kimin Cumhurbaşkanlığı, kimin Başbakanlık olacağını tartışması. Ve tabii ki bir seçim döneminin hazırlıkları olduğu için o dönemde seçimlerle ilgili artık yavaş yavaş adayların belirlenmesi, kimin aday olabileceği, adayların kimin olabileceğinin yanı sıra yeni hükümet senaryoları üzerinde o gün durulmuş. Bugün de baktığınız zaman yine işit devam ediyor, terör yine devam ediyor. Bugün o gazetelerde tabii ki gündeme ilişkin haberler de olur. Bazen içinde işte ne bileyim hukuk gibi bir konu öne çıkar, <laughs> gazetenin manşeti olabilir ama ülkemizin değişmeyen manşetleridir bunlar. Nedir? İşte terör. hiçbir zaman değişmeye manşettir. Değil mi? Veya yani senelerdir. Yıllardır AKP, AKP iktidar. Muhalefetten söyleyeceğiz zaman yıllardır yani geçen yıllarda, geçen daha önceki yıllarda CHP hep muhalefette. işte i̇şte MHP ve HDP yine muhalefette olmaya devam ediyor. Bugün değişen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önceki yıllara göre de değişen bir siyasi tabloda yok. Aynı durum devam ediyor. Yıllar önce işte başkanlık tartışmalar belki 3 yıl, 5 yıl önce zaman zaman gündeme gelirdi. Bugün yine ateşli bir biçimde Türkiye'nin gündemine oturmuş Yol Ama taşlar yine döşeniyormuş zaman orada erde. anlıyoruz yani. Tabii. Alt olsun. <laughs> Bugünün oluşturdu. alt yapısını... E baktığın zaman yine dövizden işte yine dolar bilmem işte faiz dengesi. Yine onlar da o günlerin manşetleri. Bugünün en Bugün en önemli... en çok en önemli konu. konusu ne sence? Bana göre Saygari? bana göre ben terör olaylarını öncelikle görüyorum. Şimdi birkaç gazetede farklı rakamlarla Cizre'ye yapılan Hı -hı. bir operasyon. Şimdi Doğan Haber Ajansında 8 terörist öldürüldü gibi bir haber görmüştük. Ama e, Yeni Şafak'ta olsun, diğer bazı gazetelerde olsun 60 ile 30 arasında rakamlar telaffuz edilmiş. Doğru. Ne oldu Cizre'de? Ben az önce Cizre'yle de Hı -hı. konuştum. Dün gece Cizre'de operasyon ya büyük çok büyük bir patlama da gerçekleşiyor. Artık kim nereden nasıl patlatıldı e, atılan bir e, güvenlik güçleri tarafından atılan bir olay mı yoksa başka bir durum mu onu tam bilemiyorum ama e, az önce ben de konuştuğumda oradaki olay gitti bitti ve binada bir çöküntü meydana geldi. 60 civarında kişinin binada bulunduğu ve orada hayatını kaybettiğine ilişkin bilgiler var. Ama tabii ki daha güvenlik güçlerinin içeriye girmiş girmiş ee, tam anlamıyla her şeyi kontrol altına almış değildir. Çünkü e, o çok dikkatli davranmak durumunda özellikle gece e, bir yapılan e, hareket, ne bileyim yere döşenilecek bir patlayıcının hı hı. E, güvenlik güçlerine de kayıp verdirmeyi amaçladığı için çok dikkatli davranılıyor. Ama e, birkaç saat içerisinde oradaki durumla ilgili bildiğim kadarıyla genelkurmay yetkilileri de bir, bir açıklama yapacak. <laughs> Onlarla da ben Gelecek. askeri yetkililerle de. Yolda gelmeden Rakamla önce ilgili bir izlenim edinebildin mi? Yok çünkü mi? içeride kaç kişinin olduğunu net olarak bilemiyorlar. Ee, daha önceki bilgilerine dayanarak 60 civarında kişinin orada olduğuna, olduğuna ilişkin bilgiler var. Şimdi Semra geçen hafta ben bu konuyla daha yakından ilgilendim. Şimdi gördük. Rozan ve Mamo diye iki e, kod isimli dağ kadrosunun önde gelen isimleri var. Birisinin ismi Mamo, kod adlı. Diğerisi de Rozan, kod adlı. İki terörist var. Bu teröristlerle ilgili... Bunların mutlaka kurtarılması için örgütün Kandil'den e, bu birimlerine verdiği bir talimat var. Yani orada bodrum katta bodrum yaralılar katta. var haberinin arka planında böyle bir bilgi evet, var. Evet, bunların kurtar yani ben tabii ki bunu askeri yetkililerden aldığım bilgiye dayanarak e, hı hı. söylediğimi ifade ediyorum. Bu iki teröristin ne yapılıp ne yapıl mutlaka kurtarılması gerektiği talimatı veriliyor. Yani çok kayıp verin önemli değil ama Roza e, Rozan'la Mamoy'un mutlaka oradan sağ salim çıkartılması ve örgüte daha kadrosuna ulaştırılması talimatı veriliyor. Ve bunun yerine getirilmesi için de işte bu taktikleri, işte yaralılar var, ambulans gönderin, belki ambulansla kaçırma planları, hatta ambulans görevlilerini rehin alıp bilmem kaçma gibi bir takım senaryoların olduğu yolunda da güvenlik güçlerinin elinde bazı bilgiler vardı. Tabi bunların doğruluk derecesini bizlerin bilmesi mümkün değil ama ben Oradaki o gün konuşulan senaryolardan söz ediyorum. Ve e, güvenlik güçlerinin ne teslim edilmemesi için orada her türlü taktik e, deniliyor. Ve binalardan binalara geçişlerin engellenmesi, işte yer altında tünellerle bağlantı olup olmadığını e, yolundaki araştırmalar bir taraftan yapılırken, bir taraftan da şu yaptılar, diğer binalar arasındaki arasıyla bu binanın arasında bir kordon oluşturdular. Hı hı. Dolayısıyla kurtulma şansları yani o Rozan veya işte e, Mamon'un oradan sağ salim çıkartılma şansının olmadığını hep e, güvenlik güçleri buna göre hazırlık yaptılar. Hatta e, oradaki militanların yani evde bulunan kişilerin e, bir kısmı teslim olmak istemiş. Bunları engellemek için e, orada bütün herkesin telefonlarını toplamışlar. Bunların arasında birisinin telefonu kendisini herhalde gizlemeye başarmış. Ailesine telefon ediyor, biz aslında teslim olmak istiyoruz ama bunlar bizi teslim olmamızı engelliyorlar, teslim etmiyorlar. Eğer teslim olursanız bizim bizi öldüreceklerini söylüyorlar diyor. Ve e, o kişinin babası bu konuyu gelip güvenlik güçlerini anlatıyor. Oğlunun telefon ettiği o numarayı falan hı hı. bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Ama içeride tabii ki e, çok e, yaralılar var mı yok mu işte o konuyla ilgili e, HDP yetkililerinin yaptığı açıklamaları biliyoruz. Ama güvenlik güçleri de buna karşı farklı açıklamalar yapıyorlardı. Binada ki bulunanlar sayısıyla ilgili genelde 30 kişi falan deniliyordu. Şimdi benim burada anlamadığım bir şey var. Daha önce de operasyonlar yapıldı. Türkiye sonuçta yeni karşılaşmıyor böyle bir şeyle. Ama böyle bir <laughs> habersizlik, böyle bir bilgisizlik, böyle bir e, kamuoyunu farklı farklı yönlendirmeye çalışan e, bir durum söz konusuyken bilgi edinme ya da bilgi aktarma noktasında bir tuhaflık yaşandı bu olayda. Ama şimdi bakın az önce söylüyoruz. Diyoruz ki iki tane önemli terörist var ne yapılıp ne yapılıp Bunların sağ salim oradan çıkartılması isteniyor. Biliyorsunuz örgütte hiyerarşi önemlidir. Hı hı. Kendilerine verilen bir talimat varsa onun yerine getirilmesi için bir bildiğiniz gibi örgütün bir de siyasi kanadı vardır. Yani bildiğimiz siyasi, siyasi parti bunların örgütün verdiği talimatlar dışında hareket edemediği edemeyeceğini bu da bilinen bir gerçek. O yüzden örgüt ne talimat verilmişse o talimatı yerine getirmek durumdadır. Şimdi asıl mesele o değil. Bana göre asıl mesele <laughs> ya Türkiye'de bir ilçemizde bu kadar böyle terör örgütünün... militanları geliyor. Dağ kadrosundakiler geliyor. Bu kadar silahlanma oluyor. Bu kadar mühimmat yığını oluyor. Bu kadar terörist ilçelere geliyor, yerleşiyor ve siz hala uyuyorsunuz. Şimdi bu kadar insan hayatını kaybetti. Orada ki şunu da söylemek gerekir. Yani orada hayatını kaybeden işte bazılarına göre 30, bazılarına göre 60 olduğu ifade edilen insanlar hayatını kaybetti. Bunların tamamının terörist olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Çünkü bunların içerisinde örgütte gönül bağı olan siviller de olabilir. Bir de bunların örgütün orada herhangi bir operasyonu engellemek için orada si insanları rehin almış zorla da tutuyor olabilir. Şimdi bu kadar insan eğer hayatını kaybettiyse, AKP hükümetinin tamamen ihmalleri ve AKP'nin sorumluluğudur. Bu kadar ilçelerde bunlar olup biterken siz neredeydiniz? Allah aşkına. Yani e, bunları görmemek, bunları duymamak mümkün değildir. Belki Semra sizin programınızda da yani Halk TV'de de defalarca gündeme getirdiğimiz konulardan birisi o sorduk. Diyorduk ki Cizre'de şu kadar silah dağıtıldı. Biz bunu yıl 2 yıldır söylüyoruz. Hı hı. Bu kadar bilmem mühimmat yığınağı yapılıyor. Nusaybir'e şu kadar silah, işte Yüksekova'ya bu kadar bilmem ağır genel silah. Genelkurmay'ın operasyon yapmak için talepleri, dosya dosya. söz ediyoruz, onlara izin verilmediğinden söz ediyoruz. E, 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 valiliklerin bunları oyaladıkları istihbarat bilgilerini... izin verildi yani bir anlamda bir izin verildi. Şimdi bugün bakıyoruz Genelkurmay'dan önceki işte dünkü açıklamaları okuyoruz. Diyor ki e, Cizre ve Sur'daki e, Sur'daki devam eden operasyonlarda... 733 PKK'lı öldürüldü. Vay anasını diyorsun ya. 733 tane PKK'lı bu iki ilçemize gelmiş, yerleşmiş. Devlet daha 3 aydır da bunlarla mücadele ediyor. Daha yeni yeni bunlarla bunlarla ilgili e, sonuçlar açıklıyor. Ya sen 733 tane terör örgütünün dağ kadrosundaki olduğunu iddia ettiğiniz, militanı geldiği zaman siz neredeydiniz ya? Bu kadar mühimmatın yığılırken, bakın bitmeyen bir mühimmat var. Yani güvenlik güçlerinden neredeyse daha fazla mühimmat kullanıyorlar. Peki ya kardeşim bu Nasıl bu mühimmat nereden geldi? Ve yöre halkının yani Cizri halkının Cizre'nin işte Nur Mahallesi, Sur Mahallesi, Cudi Mahallesi, Yasep Mahallesi gibi mahalleler demek ki o insanları terör örgütü tam anlamıyla teslim almış o insanların önemli bir bölümünü. Bazıları özellikle korucu olarak bilinen aileler tam anlamıyla tecrit edilmiş evlerinden dışarıya çıkamaz noktaya getirilmiş o yörelerde. Şimdi bunlar yapılırken devletin bu olup bitenlere seyirci kalması ve olup bitenlerle ilgili baktığın zaman duyarsızlıkları bugünkü tabloyu ortaya yaratmıştır. 833 tane terörist öldürülmüş. Nerede öldürülmüş? İlçede öldürülmüş. Yani dağda, bayırda bilmem neyi. Semra, bir de şöyle demek lazım. Bu arada, bunlar, bu arada, Düzenleyelim mi arkadaşlar? Cizre'de çıkan çatışmada kaç terörist öldüğü? Çünkü <laughs> e, çelişkili ifadeler var. 60, 30 vesaire deniyor. Cizre'de büyük bir operasyon olduğunu anlıyoruz. Tabii, tabii, Net olan bu? Bunu, yapıldı, bunu yazalım. Bitti. Büyük bir operasyon yapıldı bitti. Genelkurmay'dan açıklama bekleniyor. Ölü sayısı hakkında farklı açıklamalar var. Bu şekilde revize edelim lütfen hani Yanlış bilgilendirme de olmasın. Elimizdeki konuştuğumuz konu bu. Çünkü veriler de çok farklı. Ee, buyur Saygı Ağabey. Bina zaten yerle bir edilmiş. Operasyonun bittiği söyleniyor. Az önce gelmeden Hı -hı. önce yaptığım temaslardan onu öğreniyorum. Şimdi bu kadar insanın yani şu 700 binden kaç kişi öldürülen daha olaylarda biliyorsunuz devam ediyor. Bu kadar insanın bu ilçelerde e, demek ki ilçe halklarını mesela Cizre'yi, Sur'u bu insanlar teröristler teslim almışlar. Bizim haberimiz yok. Bir de daha vahim olanı da söyleyeyim. Örgütün bir de daha kadrosu var. Şu anda ilçelerde yapılan bir yerde terörle mücadele bile değildir bana göre. Niçin? Ya bakın eğer terörle bir mücadele olmuş olsa bunlar ne zaman ortaya çıktı? İşte yeni bu birkaç aydır işte hükümetin yeni seçimlerden sonra Seçimlerden sonra bu mücadele başladı. Peki sormak gerekiyor. Ya kardeşim bu işler yapılırken, e, bu yığınaklar yapılırken, yüce devletimizin yetkililerinin bilgisi dışında bu işler yapılabilir mi? Asla yapılamaz hem yani. Asla devletin bilgisi dışında bu kadar yığınakların hı hı. yapılması mümkün değil. Mümkün değildir. değil değil mi? Ya bu kadar e, en ağır silahlar getiriliyor ve o yığınaklar yapılırken nerede? Bir de çok tabii ilginç bir soru da karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ilçelerde bakıyorsunuz güvenlik güçleri, çok sayıda askerimiz güvenlik güçleri hayatını kaybetti. El yapımı patlayıcılar şu bu. Ya bakıyoruz oradaki yöredeki insanların hiçbirisi bu olaylarda hayatını kaybetmiyor. Hiçbirisi yanlışlıkla bir mayına basması falan da söz konusu değil. Demek ki halk da bu konuyla ilgili anlaşılan iyi bir eğitimden geçirilmiş olacak ki. Her şeyi güvenlik güçlerinin daha fazla kaybettirilmesi, daha fazla güvenlik güçlerinin şehit edilmesi içindir. Şunu da tabii biz hep şehit lafını kullanıyoruz ama Hı. AKP hükümeti döneminde şehit lafını kullanmak bile yasaklandı. Kanunlarımızda terörle mücadele kanununda şehit gazi tanımları vardı. Bunlar tabii ki çok içi dolu kutsal sözcüklerdir. ama AKP döneminde bakın bugün şehit lafı kanunlarımızdan AKP ile beraber çıkartıldı. Ne oldu? Şehidin adı vazife ölümü işte gazimizin isimleri, gazilerin adı da mevcut işte AKP döneminde çıkartılan yapılan düzenlemeyle onlar da vazife malulü isimleri oldu. Yani biz baş, bakmayın öyle şehitler ölmez, vatan bölmez denildiklerine. Bugün Güneydoğu'da çarpışarak hayatını kaybeden askerle ne bileyim e, hayatını diyelim ki Ranza'dan düştü hayatını kaybetti. Veya normal işte batıdaki bir yerde bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Onlar arasında hiçbir fark yok. Ve kimliklerin de gazi bile yazmıyor artık bunların. Yani böyle bir duruma böyle de bir süreç yaşandı. Bir hani bir yaşandı. yandan e, terörün beslenmesi anlamında yığınak yapılırken bir yandan da e, hukuksal düzlemde, e, evet. sosyal hayatta e, güvenlik güçlerine yönelik de farklı e, düzenlemeler evet. geldi. Sen yani var. psikolojik bir harekat mı bu da bir anlamda? İşin psikolojik ya şimdi, boyutuydu yani galiba. Yani baktığınız zaman olumsuz bir durum. Yani bundan sonra ne olacak? olacak? Bundan şimdi sonra, bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bakın başbakanımız gitti e, Mardin'de bir, bir takım açıklamalar yaptı. Her hafta yaptı. bir ile gidecekmiş gitsinler, böyle bölgede. Gitsinler tabii ki ya o bölgeler hiç imale gelmez. Tabii ki gitsinler. Yani batıdaki ilden Mardin'imizin, batıdaki ilden Diyarbakır'ımızın, Şırnak'ımızın, Hakkari'mizin hiçbir farkının olmaması lazım. Keşke bakanlarımız her fırsatta gidebilseler. Vatandaşlar orada her zaman iç içe şey olabilseler. Zaten vatandaş bölgede insanlar devletini arıyor devletin yetkililerini arıyor. Ne niçin? Ya diyor ki devletin bakanı, başbakanı, diğer yetkilileri veya muhalefet partilerinin liderleri, milletvekilleri bizim ilimize gelemiyor. Bizim ilimize bunlar koruma altında sıkı korumalara rağmen gelemediğine göre yarın bizi gözle bunlar bizi gözden çıkarttılar. Yarın biz bu terör örgütüyle yine baş başa kalacağız deyip her zaman örgütün yanında görünmek durumunda kalıyorlar. Yani insanlar terk edilmişliğin, yani tabii ki terk edilmişliğin e, acısını yaşıyor ve ister istemez de örgüte doğru e, onların e, eylemlerini veya onların tutumlarını benimsemese bile örgütün yanında görülmek durumunda gelir. İş yerlerinizi kapatacaksınız, mecburen kapatacaksınız. Eyleme geleceksiniz, mecburen gideceksiniz. Çünkü orada yaşadığınıza göre bunların e, örgütün orada gücünü gücünü gördüğünüzde Devletin tamamen orayı gözden çıkarttığını siz hissettiğinizde bunlara... Bu duyguyu besleyen bir şey değil mi? Okulların da öğretmenlerin geri çağrılması vesaire. Yani çok yalnız bırakılmışlık duygusu hissederdim herhalde orada olsam böyle bir şey olsa diye düşünüyorum. Kesinlikle tabii ki şimdi bakın orada okulların kapatılması her şeyden önce anayasadaki eşitlik hakkına aykırı bir tutum. Niçin? Bakın ülkenizin bir bölümünde eğitim öğretim yapılamıyor. Aynı koşullarda, aynı hmm. sınıflarda olması gereken, aynı dersleri görmesi gereken çocuklar bu derslerden muaf. Şimdi bir görüyoruz ki e, Cizre'den, Silopi'den sonra işte başka ilçelerimizde de yine öğretmenlerimizin hizmetçi eğitim adı altında ilçeden uzaklaştırma eylemi var. Ve önümüzdeki dönem Semra, biz hep e, Sur'dan, işte Cizre'den kısmen artık son dönemlerde biraz da olsun silopi'den söz ediliyor ama esas e, yaz dönemi Türkiye için hı hı. çok e, tehlikeli bir süreç çünkü örgütün biz şu anda mücadele edilen e, örgütün daha kadrosu değil örgütün daha çok ilçelerde oluşturduğu kadrolardır yani e, bu, bugün baktığınız zaman Tanin Tanin dağlarında da Gabar'da da Cüdi'de de e, işte e, ne bileyim e, Şenya'yla bölgesinde de e, Bağöz'e bölgesinde hı hı. de he oralarda, Kutu Deresi'nde de, Ali Boğazı'nda da terör örgütünün militanları hala bulunuyor. Ve Nisan'dan sonra, yani karlar artık erimeye başladıktan sonra, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan militanları da yavaş yavaş Türkiye'deki üst bölgesine gelirler. Yani alan hakimiyeti yeniden terör örgütüne devam ederse, siz alanlara tekrar gitmezseniz e, ve e, yine terör örgütünün güvenlik güçlerimize kayıp verdirme kay, verdireceği kayıplarda, evet. Buna göre fazla olur. Ve yani bir bu tehlike dönem, bekliyor Türkiye'yi bu anlamda. E, şimdi bir yandan da terörle mücadele eylem planı açıklandı. O maddelik bir açıklama. Ya Allah bugün, aşkına sen e, Reklam arası da. verelim. Reklamdan sonra olur, değerlendirelim. Olur. Çünkü bugün zaten Sözcü'de de e, bir röportajla beraber evet. e, bir tepkiyle beraber bu haberi işlemişsin Saygı abi. Daha detay ne anlama geliyor? Şimdi bir tehlike var. Bahar döneminde PKK'nın saldırılarının artması ihtimali evet. her zaman olduğu gibi gündemde. E, buna karşı Türkiye ne yapacak onu görebiliyor muyuz o Eylem planında onu da işleyelim. Elbette vatandaşlarımız için o bölgede deminden beri anlattığımız yalnız kalan, itilen bir anlamda terör örgütüne doğru itilen vatandaşlarımız için ne içeriyor, ne ihtiva ediyor bir değerlendireceğiz kısa bir aradan sonra. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ile devam ediyoruz. Sohbete sevgili izleyiciler Cizre'den çelişkili rakamlarla beraber ne haberlerin geldiğini yorumladı. Saygı Öztürk bize son edindiği bilgilerle edindiği izlenimlerle son durum şu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel kurmayın bir açıklama yapması bekleniyor. Birkaç saat içerisinde orada ne yaşandığını nasıl bu operasyon yapıldığını bilgilerine bu şekilde ulaşmış olacağız. bir başka konu elbette 10 maddelik bir eylem planı terörle mücadele eylem planı açıklandı. Davutoğlu Mardin'de açıkladı ve o 10 maddeyi bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde görüyoruz. Efsane komutan iktidarın açıkladığı on maddelik plan için yeni paket PKK'ya taviz verildiğinin itirafıdır e, ifadesiyle çıkmış bir haberiniz var. Şimdi o, o bahar dönemi PKK'nın etkinliği artacak derken ona yanıt veriyor mu bu on madde, onu karşılıyor mu, kapsıyor Yok, mu? şimdi baktığımız zaman de terörle mücadele adına herhangi bir düzenleme olmadığı görülüyor. Yani mevcut durum neyse onun aynen sürdürülmesi e, herhalde anlaşılıyor bu. Şimdi aslına bakarsanız Semra şu anda… Terörle mücadele edilmiyor. Hı hı. Neden? Ya Olur mu öyle bir şey diyeceksin? Yani bu Daha o ama ne olacak? şehitler var. O kadar evet. çatışmalar ama çıkıyor. Ama şöyle diyeceğiz. Tanklar şehirlerde. Ya örgütün silahlı, ka silahlı kanadı dağlarda. Az önce dağ isimlerini saydık. Örneğin dedik buralarda. Nisan'dan sonra Kuzey Irak'tan gelecek militanlar da aşağı yukarı aynı bölgelere gidecekler. Ve o dağlarda bulunmaya devam edecek. Şunu unutmayalım. Bir özellik peşinde koşan bir özellik ilanının hazırlıklar içerisinde olan örgüt asla dağ kadrosundaki militanların tamamını ilçelere indirmez. Ne yapar? Silahlı gücünü her zaman dağda muhafaza eder. Mutlaka böyle bir kuraldır bu. Yani örgütlerde vazgeçilemediği kurallardan birisidir. Şimdi bugün ilçelerdeki olanlar neydi? Bakıyorsunuz, işte bugün operasyonların için başladı. Ya adamlar hendek kazıyor. Kim bunlar? İşte örgütün sözde gençlik kanadı. Kuşkusuz onları yönlendiren, dağ kadrosundan gelen militanlar da vardır. Bunun yanı sıra ne var orada? E i̇şte kimlik kontrolü yapıyor, e, kamyonları, araçları durdurup işte gelin geçenin kimliklerine bakıyor, kimsenin nesin diye. Bunlar yapıyor. Bu nedir? Bir asayiş olayıdır. Hı hı. Peki bunlar bu hazırlıkları yaparken yani bugün ortaya çıkan silahlar, mühimmatlar nasıl ortaya çıktı? Güvenlik güçlerine saldırıları falan da yoktu bildiğiniz gibi. Peki nedir? O zaman bunlar tamamen bir asayiş olaydı ve örgütün eğer e, militanları gidip yolları kesmeye devam etmeseydi, işte gidip bilmem hendekleri kazmamış olsaydı bu yığınaklarını hala yapmaya devam edeceklerdi. Ve devlet de bunlara hiçbir zaman ses çıkartmayacaktı. Bu durumdan ne yani Çözüm süreci devam ediyordu nihayetinde. Ki, tabii hiçbir onların yığınakları devam edecekler. İşte ne bileyim bölgedeki etkinliklerini artırmaya devam edecekler kendilerine göre eğitimlerini de artırmaya sürdürecekler ama dağdaki teröristlerde silahlar, militanlarla durmaya devam edecekti. Şimdi bakın dağdaki teröristlerle şu anda bir mücadele diye bir durum söz konusu değil. Yani dikkat edilse operasyonlar sadece ilçelerde oluyor. İlçelerdeki operasyonun adı terörle mücadele değil. Tamamen ilçelerdeki asayiş operasyonlarıdır. Böyle bakmak lazım. Ve bugün bakıyoruz binalar yerle bir edilmiş birçok ilçemizde. Şimdi yani Suriye'ye benziyor yani ya, Türkiye'ye ya, gibi değil de. Ya vallahi bir şey benzetmek istemiyorum. Bu güzel ülkemizi Suriye'ye, Irak'a bilmem neye benzetmek istemiyorum ya. Ama hakikaten baktığınız zaman manzara ne yazık ki bu. Ne yazık ki aynı manzara. Hani diye deniliyor işte Kobani'deki görüntüler. Ya Allah aşkına memleketimizin bazı ilçeleri ve bazı mahallelerinde görüntülerin oradan bir farkı var mı? Yok. Şimdi böyle bir durumda e, bakanımız çıktı açıklama yapıyor. İşte terörden işte evlere zarar ziyan görenlerin işte durumlarının iyileştirileceği, yardım yapılacağını söylüyor Ya Allah aşkına zaten kanunun hükmü vardır. Terörle mücadele kanununa göre terörden zarar görenlerin durumlarına onlara yardım yapılması kanun hükmüdür. Yani Yeni bir şey değil. gidip bakanımızın, başbakanımızın Mardin'de böyle bir açıklama yapmasının bir anlamı bile ifade etmez. Yani doğal zaten değil mi? Tabii, hani Psikolog tabii. göndermek de doğal, tabii oraya ki, tabii maddi ki. yardım yapmak da doğal. Şimdi eli silahlılar teröristlerle diyor işte bir daha oturulmayacak. Demek ki kardeşim sen eli silahlı teröristlerle pazarlıklar yaptın, bu kadar görüşmeler yaptın bu nedenle baktığın zaman da hakikaten bir itiraftır. Yani yeniden Ve, bir iletişim kurma anlamında mesela kafayı karıştıran bence şöyle de bir şey var. Numan Kurtulmuş'un bugün gazetelere yansıyan açıklamalarında İmralı ile görüşme yapabilir gibi bir ifade gördüm. Şimdi e, hükümet yetkililerinin bu yönüyle baktığın zaman da kafalar karışık. Bir taraftan evli silahlı olanlarla yapmayacağız hı hı. diyor ama örgütü hala bakın örgütü hala İmralı'dan yönetmeye çalışan Evet, eli silahlı e, şu anda değil ama eli silahları kontrol altında tutanlarla görüşmeye devam edilebilir e, anlamı çıkan açıklamaları var. Şimdi bölge halkı ile e, şimdi zannedersiniz ki Semra yeni bir hükümet gelmiş ilk defa bir yani AKP'nin dışında başka bir siyasi parti gelmiş ya da bir koalisyon hükümeti kurulmuş yeni bir programla terörle mücadele edecekmiş gibi açıklamalar yapılıyor. Ya kardeşim diyeceksiniz eğer bugün terörü bu noktalara taşındıysa, bu kontrol edilemez noktalara geldiyse, sizin döneminizde ilçeler adeta teröristler tarafından işgal edildiyse, oralarda hala aylardır evlere girilemiyor, güvenlik sağlanamıyorsa, sokağa çıkma yasakları bu kadar uzun vadeli devam ediyorsa, demek ki siz aylarca, yıllarca bu ülkede terörle mücadele adına hiçbir şey yapmamışsınızdır. Yani Çözüm süreci çözüm süreci adı altında demek ki ülkede teröristlerin silahlanmasına, hı hı. eğitilmesine, militan kazanmasına, mühimmat yığınakları yapılmasına seyirci kaldınız. Neydi o zaman? Açıkçası suç işlediniz. Kimler beraber? Bu illerde operasyonlara izin vermeyen valiler başta olmak üzere. Onlara bu operasyon izinleri vermeyin diyen hükümet yetkilileri başta olmak üzere. Öncelikle Türkiye'de bunların yargılanması lazım. İşte Güneydoğu'dan 7 Haziran'dan sonra gelen şehit sayımıza bakıyoruz. Yani insan tabii rakamlarla söylemeye insan utanıyor açıkçası ama ne ne yapacaksınız? Daha Türkiye'de şehit sayımız konusunda bile net rakamlar yok. İşte şu andaki rakam 270'in üzerinde olduğu ifade ediyor. Eğer 270 e, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiyse bunun sorumlusu da hükümetlerin için siz o kadar olaylara göz yumdunuz, terör örgütün o kadar silahlanmasına bu kadar e, yaygın bir biçimde e, ne bileyim militan kazanmasına veya işte bu kadar mühimmatı elde etmesine, işte güvenlik güçlerinin geçemeyeceği, geçemez noktaya Bu bir, yaşananların güçleri, zeminini hazırlamış işteniz, oldu iktidar ki. bu onların durumda. Onların sizsiniz. Şimdi biz bakın şeyi biliyoruz, şehit sayımız bu kadar diyoruz. Peki bir de hayatını kaybeden hakikaten sivil kaç kişi onların sayısını bilen yok. Çünkü o kadar çok olay oluyor ki hı hı. ve öldürülen terör sayısı konusunda rivayet çok. Çelişkili... Ben bugün gün e, bu konuyu yazdım. İşte 3 ilçemizde e, o günkü açıklamaya göre 711 terörist öldürüldü diyor Genelkurmay'ın açıklamasında. Aynı günlerde, onlardan aynı günlerde CHP'li bir milletvekili de İçişleri Bakanlığı'na sordu. İşte kaç terörist öldürüldü hı hı. diye. Onlar da diyor ki 194 terörist şimdi. Şimdi bakın bir taraftan 194, İçişleri Bakanı'nın 194 terörist öldürüldü diyor. Genelkurmay diyor ki 711 terörist öldürüldü diyor. Nasıl? Allah aşkına bu insanlar ve bu insanın, vatandaş ülkenin insanları hangisine inanması gerekiyor? Bir de bu sayıları bu kadar böyle öne çıkartmak bunlar da çok e, bir anlamda ifade etmiyor. 740 tane terörist şimdi açıklamanın iki ilçede şimdi 733 terörist öldürüldü deniliyor. Ya yani 733 terörist öldürülmesi... E, sorumlusu ya da e, 733 teröristin burada bu kadar barınıyor silahlanması, olabilmesi. barınıyor olması, ilçeleri kontrol altına alınıyor olmasının sorumlusu kimdir? Onlara da bakmak lazım. O da AKP hükümetidir. Yani e, hükümetin şu çok Sorumluluğun... net bir anlaşılıyor ki hükümet terörle asla ve asla mücadele etmemiş. Şimdi bir yalpalama gibi mi değerlendirelim bunu? Sürenin de sonuna doğru yaklaşırken Saygı abi. için bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt oluşumundan söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başladığı yolu Rusya ile Suriye, Esad artık netleştiriyorlar. O görülüyor. E, Irak'ta malum sonuçta Barzani'de ilan etmek istiyor bağımsızlığını. Evet. Böyle bir süreç varken, Büyük Orta Doğu'nun eş başkanıyım diyen bir cumhurbaşkanı varken, daha önce başbakanlık döneminde bir şeye mi doğru mu itekleniyor? Yani Şimdi, yalpalama mı? Yoksa şöyle, bir yere mi götürülmeye çalışılıyor Türkiye? Türkiye sıkışmış bir durumda. Bunlar tabii ki e, Büyük Önder Atatürk de o dönemden beri Orta Doğu'nun işlerine, Orta Doğu bataklığına girilmemesini hep tavsiye etmiş. Bir ülkeye girersiniz ama oradan çıkması çok zordur. O yüzden bizimkiler çok meraklıydı. Bir an önce Suriye'ye girecekler diye, Suriye'de Esad rejimini değiş, değiştirmek, devirmek için birçok adımları Perde arkasından atılıyor. Oradaki terör örgütlerinin o ülkeye göre, terör örgütlerini e, destekleyen adımlar yapılıyor. Ya Allah aşkına biz Suriye ile bir dönem savaş noktasına gelmiştik. Ne zaman? 1993-94'lü yıllarda. Niçin geldik? E, hatta 97-98'e kadar devam etti. Niçin geldik? Terör örgütü ne orada? Beka Vadisi'ndeki Lübnan topraklarında. Suriye destek verdiği için, örgütün militanları orada bulunduğu için. Ya bugün baktığınız zaman Suriye içinde Suriye rejiminin terör örgütü olarak gördükleri kişileri siz Türkiye'de besler, Türkiye'de bunlara kol kanat hı hı hı. Onları silahlandırırsanız, eğitimler verirseniz olur mu bu komşular sığar mı? Ve o ülkenin şunu da unutmayalım bakın. Türkiye'de diyoruz ki işte bu kadar silah, mühimmat nereden geldi? Nereden geldi? Suriye'den geldi bunlar. Suriye'de Mürşit Pınar sınır kapısından bütün araçların geçişlerine kontrolsüz bir biçimde izin verildi. Kontrolsüz bir biçimde izin verildiğine göre Amerika'nın PYD'ye ya da işte YPG'ye yaptığı yardımlar, silahlar kime gitti? Terör örgütünün eline geçti. Terör örgütünün dağ kadrosunun elinde de silah geçti. İlçelere de silah deposu haline getirdiler. Şimdi baktığınız zaman sizin Komşu ülkelerdeki iç işlerine bu kadar karışmak, müdahale etmek, sınırlarınızı kontrolsüz hale getirmek, binlerce kişinin ne olduğu, kim olduğu belli olmayan kişileri Türkiye'nin dört bir yanına dağıtmak, ve işte bugün ilçelerimizi yaşanması hale getirdi. Hı. Şunu söyleyelim Semra, daha biz çok iyi günlerdeyiz ve bizi daha zor, daha sıkıntılı günler bekliyor. Şehre Çünkü, e, yansıyacak dendiği tabii için tabii bakın şimdi mesela. E, Yine Türkiye'ye yeni göç dalgaları gelecek. Bu göç dalgalarının içerisinde yine Türkiye'ye bir takım silahlar, mühimmatlar bu yollarla, bu gelen grupların arasında e, örgütle bağlantılı olan kişiler aracılığıyla yine bunlar Türkiye'ye sokulacak. Hem sadece belli bir bölgeye değil, Türkiye'nin değişik görelerine hep bunlar Yani gömleğin yani. düğmesini aşağıdan öyle bir terslikledik ki bir türlü e, tabii bakın, imkanımız düzeltme imkanımız yok. Düzeltme imkanımız yok. Bugün işte Suriye'deki gelişmeler ne deniliyor? Türkiye ile işte Suriye neredeyse çatışacak veya Rusya ile çatışma bir savaş dönemine Teh giriliş noktaya geldi. Ne yazık ki bu. Tehdit ve, ve biliyorum ki var. ülkedeki bu durumdan yani şu gelişmelerden komşularımızla olan ilişkilerin bozulmasında ve bu noktaya gelmesinde e, insanlar hükümetin ya hatalarını çok iyi net bir biçimde görmektedirler ve böyle bir durumda Allah aşkına şunu samimiyetle söylüyorum ki Allah korusun. Türkiye bir savaşa girerse e, herkes tabii ki ülkemiz işgal edilirse herkes gönüllü olarak savaşa gider ama böyle keyfi olarak işte birilerinin hoşuna gidecek diye veya bilmem birileri güç gösterecek diye bu bir komşu ülkeye bilmem işgal falan durumunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yine önemli bir bölümü hükümetinin, devletinin yanında bile olmaz diye bakıyorum ben. Çok yani önemli. o yüzden milli birliğimizi, milli duygularımızı da ne yazık ki yok eden adımlar da atılıyor. duygusal kopuş da söz konusu maalesef. Evet. evet çok teşekkür ediyoruz Saygı abi hakikaten bir ne, ne yaşanacak önümüzdeki süreçteyi de anlamaya çalışıyoruz. Zor günler bekliyor bizi Kesinlikle. o görünüyor değil mi? E, çıkış var mı pek yani çok süre kalmadı ama bir iki cümleyle aslında hamle hani şurada dönüp o düğmeyi değiştirsek doğru iliklesek çözebileceğimiz bir şey mi bu? Senin ilgili kuruluşları vardır yani milli Güvenlik kurulu vardır bu ülkenin ana muhalefet partisi muhalefet partileri vardır. E, çıkışı hep beraber bulunacaktır. Hı -hı. Yani bu işler bir siyasi part, yani bir iktidar partisinin tek başına yapamayacağı noktadır. Çünkü artık işler o hale gelmiş ki mutlaka ve mutlaka iktidar ile muhalefetiyle birlikte hareket etmek, birlikte çıkış yani yolları bulmak Yani meclisin aslında e, e, etkin Türkiye olması büyük gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi için var. Yoksa her kanunu çıkartalım, kanun kanunu çıkartalım. Yani bunlar değil ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. Ama maalesef etkisizleştirme Bugün diyoruz işte ki meclis. terörle mücadele veya işte terörle ilgili yasalar. Ya çıkartılacaklar zaman bunlar hep beraber ele alınması ve dış politika ile ilgili gelişmeler herkesi ilgilendirir. Yani bunun iktidarı muhalefeti yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesi ilgilendiren konularda da yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki diğer siyasi partilerle bir araya gelmeleri, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıra bakın, ülkenin ilgili kuruluşları vardır. Milli Güvenlik Kurulu'nda konular, hı hı. askeri, sivili, bütün kuruluşları bir araya gelip bunları değerlendirmelerini birlikte yapıp sonuç almaları gerekiyor. Hele hele dış konularda mutlaka birlikte hareket edilmesi büyük bir zorunluluktur. Siz eğer o büyük zorunluluğun gereğini yerine getirmezseniz, o zaman işte az önce düşündüğümüz, anlattığımız gibi Allah korusun ülkeniz bir olayların içerisine girerse yalnız da e, destekleyen ve ülkenizde güvenlik güçlerinizin yanında olduğunu ya da işte tek yürek halinde durabilen olamazsınız. Evet. 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 Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz Saygı abi. Sağ Böyle olsun. bir süreç yaşıyor Türkiye ama yine de içinde de çözümü de var. Türkiye Mutlaka, Büyük Millet Meclisi, ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin bütün bu sorunlarının konuşulması gerektiği üzerinde duruyoruz. Meclisin etkinliği çözüme de ulaştırabilir bizi diyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Saygı Öztürk'ü uğurladıktan sonra sevgili izleyiciler bu kez sıcak haberler var. Aynı zamanda programın içerisine yeni bölümler hazırladık dedik. Yeni bir sürprizimiz daha var size. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.